Selamun aleyküm dostlar. Konya'mızın meşhur alimlerinden Mehmet Vehbi Efendi Riyasetül Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı bir eser yazmıştır. Bu eser ilk Türkçe tefsirdir. 6630 sayfadır. Riyasetül Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserde beni en çok etkileyen şeylerden birisi insanlardan bazıları da boş söz satın alırlar. Halkı doğru yoldan sapıtmak için ayetinin tefsir ve izahıydı. Bu 6630 sayfanın tamamını okuduk. Çok şeyler öğrendik. Allah razı olsun. Mehmet Vehbi Efendi'nin yaptığı iş Fahrettin Razi, Ebu Suud Efendi, Hazim, Kazim, Nisaburi gibi zatlardan orijinal bir tefsir ortaya koymasıdır. Şimdi insanlardan bazıları da boş söz satın alırlar. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Meminen nasi menneştere lehvel hadis liyudille ensebillah bi gayri ilim. Yani bu ayetin sebebi nüzulu Nadir bin Haris İran'a gidiyor. İran'dan Rüstem ve İskender hikayeleri satın alıp geliyor. Rüstem ve İskender hikayelerini Kabe'de okuyor ve onlara şöyle diyor. Muhammed diyor size aleyhisselam Ad ve Semud kavminin masallarını anlatırsa ben de size Rüstem ve İskender hikayeleri anlatırım. Onu dinlemeyin. Beni dinleyin diyor. Ve halkı Kur'an dinlemekten men etmeye çalışıyordu, caydırmaya çalışıyordu. Şimdi bu tefsirde izah edilen levh-el hadisten Murat diyor, insanı Kur'an okumaktan alıkoyan, Kur'an'ın hükümlerini düşünmekten engelleyen, her türlü söz, düşünce, davranış, harekete levh-el hadis denir diyor. Yani fıkralar, şiirler, ondan sonra tavla, dama, iskambil gibi oyunların cümlesi, levh-el hadis olduğu gibi Kur'an'ı anlamamızı engelleyen ya da Kur'an'la meşgul olmamızı engelleyen her türlü şeye levh-el hadis diyoruz. Levhiyat yani boş söz. O zamanlar çok değildi. Günümüzde telefonundan sinemasına kadar, çizgi romanına kadar her şeyin levh-el hadis olduğunu anladık ama iş işten geçmeden, belli bir yaşa gelmeden Kur'an'la meşguliyetimizi çoğaltmamız gerekiyor. Yani insandaki kuvve-i akliye, kuvve-i adebiye, kuvve-i şeheviyenin üç tane şey doğuruyor. İlmi, ameli, edebi, felsefe. Bu felsefelerde sırat-ı müstakimden çıkabiliriz. Bu kuvve-i akliye, kuvve-i kadebiye, kuvve-i şeheviyede orta yolda olabilmek için levh-el hadisten uzak durmamız gerekiyor. Yani akılda hikmet, gadapta şecaat ve edep duygusu, İffet duygusu bizde hakim olursa sırat-ı müstakim üzerine olabiliriz. Allah lehvel hadisten bizleri uzak tutsun. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar.